İyi akşamlar. Soygul Yorum'a hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz gökbilimci Profesör Doktor Sayın Ethem Derman olacak ve kendisiyle evrensel boyutta zaman kavramını detaylı bir şekilde sorgulayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam, ana konumuza geçmeden önce bugün resmi gazetede Türkiye Uzay Ajansı'nın kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklandı. Ve bu olay medyada işte 20 yıllık, 50 yıllık rüya gerçek olduğu şeklinde haber yapıldı. Siz nasıl okuyorsunuz bu uzay ajansı konusunu? Gerçekten bir rüya gerçek oldu mu size göre? Vallahi 1994 yılından beri, belki de 1990 yılından beri Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması planlanıyordu. Hı hı. Yani işte TÜBİTAK'ın, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uzay ajansı yasaları bir şekilde meclisten çıkmadı. Ta 2018 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Hemen hemen kurulalı bir sene oldu işte, Aralık ayına geliyoruz. Ama bir sene içerisinde bir yönetim kurulu, bir de başkanı atandı. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey yok. Herhalde binası da yok bildiğim kadarıyla. Tam bilmiyorum Ankara'da ne durumda ama. Şimdi nihayet kadrolar açıklandı. Bu kadrolar alınır diye. Bu işin çok önceden olması lazımdı. Yani bizim hemen Türkiye Uzay Ajansı'nı kurup Avrupa Uzay Ajansı'na, ESA'ya üye olmamız lazımdı. Onların bilimsel çalışmalarından bizim yararlanmamız lazımdı. O kadar büyük paralar da değil bunlar aslında. Hmm. Geç kaldık diyorsunuz en başta. Çok geç kaldık. Yani 1990'lardan itibaren geç kaldık. O zaman da Turgut Özal aslında kafası çalışan bir kişilikti. İyi bir başbakandı. Yani Türkiye'de çok büyük atılımlar yaptı teknoloji alanında. Niye onu düşünmediğini bilemiyorum. Ama o 97'de mesela ilk kez biz TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ni açtık. O zaman işte Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz falan geldi dağın tepesine. O zaman çalışını yaptı. Niye o zamanlar, işte 97 dediğime göre hala o zamanlar dahi varmış bu Türk Uzay Ajansı'nın gündemdeymiş. Gündemde yasası hazırlanıyordu. Fakat bir türlü çıkmadı. Hı hı. Bir türlü çıkmadı. Geçen sene çıktı ama bir senedir Türk Uzay Ajansı ne yapıyor diye baktığımızda medyada bir şey göremiyoruz. İnşallah bir şeyler yapıyorlardır. İşte yönetim kurulu en azından iki defa toplanmıştır herhalde. Ama tüm kadroları işte dediğiniz gibi iki gün önce yayınlandı. Evet. Ne kadar memur alırsanız alın ama dediler işte mesela 12 tane astronom alın dediler mesela. Astronom listesi 12 tane astronom var. İşte uzay bilimlerinde çalışan insanlardan kadroları yayınladılar. Şöyle bir okuyayım, biraz bilgi vereyim. Hem izleyicilerimiz de bilgilenmiş olsun. Bir başkan var, iki başkan yardımcısı, bir hukuk müşaviri, 6 daire başkanı, 4 başkanlık müşaviri, 20 uzay teknolojileri uzmanı, 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı, 12 şube müdürü, bir iç denetçi, 3 avukat, 20 mühendis, 6 fizikçi, 6 matematikçi, 12 astronom, 3 grafiker, 10 memur ve 6 sekreter. Şimdilik kadro böyle. Yani, şöyle bir soru sorayım bu konuyla ilgili. Bilimsel anlamda araştırma yapacak kadar sayı yeterli mi size göre? Yeterli. Yani, bilim adamı anlamında. Hiç olmazsa başlangıç için yeterli. Ben her zaman şunu söylerim. Hem NASA'da hem Avrupa Uzay Ajansı'nda bir de ülkelerin kendi uzay ajanslarında çalışan bol miktarda Türkler vardır. Uzmanıdır bu işlerin. Yani işte uydu nasıl yapılır, uydu nasıl atılır bu konularda uzmanlaşmış epey Türk bilim insanı var. Aslında Türk Uzay Ajansı'nın bir şekilde bunları toplayıp bunlardan yararlanması lazım. Hmm. Zaten NASA gibi kurumların içerisinde Türkler bulunuyor diyorsunuz. Bulunuyor tabii. O zaman burada siyasi bir sorun mu var Türkiye'de bu konuyla ilgili? Yani ilgisizlik mi vardır diyelim belki de. Bilemiyorum tabii. Yani bunu hepsine karar verecek olan gene Türk Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu karar verecek. Ne yaptıklarını henüz bilmiyoruz medyaya yansıyan bir şey olmadığı için. Belki de bunu yapacaklar. Onu da bilemiyorum. Yavaş gidiyor gibi gözüküyor ama inşallah sonu iyi olur diyor. Evet, sonuçta bir adımdır. Yavaş da olsa bir adımdır. Ülkemiz için önemlidir. Umarız iyi olur diyoruz. Şimdi konumuza dönersek.
Hocam şimdi temel bir soruyla başlayalım. Bir uzay kavramı yorumu yapmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi yayına hazırlanırken baktım. Genelde klasik yorumlar, hani içinde dünyamızın da bulunduğu, gök cisimlerinin olduğu boşluğa uzay denir şeklinde bir tanım var bu işin. Ama tabii bunun boyutu nedir? İşte en, bon, boy, derinlik gibi kavramlar ayrı bir sorgulama konusu. Bu uzay dediğimiz kavramı nasıl açıklarsınız? Bir açıklayın, üzerinde benim sorularım gelecek. Hepsini açıkladın aslında. Böyle midir? Hayır, böyle midir gerçekten? Evet. Yani içinde gök cisimlerinin bulunduğu, evet, aralarında müthiş boşluklar bulunan, bir anlamda küresel, hiç olmazsa gözlediğimiz kısmı küresel olan, bir kürenin içindeyiz, hı hı, diyebiliriz. Ama kürenin merkezi nerede dersen, kürenin merkezinde nereden bakıyorsan kürenin merkezi orası. Nereden bakıyorsan orası. Nereden bakıyorsan öyle. Hı hı. Yani 10 ışık, 10 milyar ışık ile ötesindeki bir galaksiden bakıyorsan, hı hı, evrene, evrenin merkezi orasıdır. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Nereden bakarsan evrenin de merkezi orasıdır diyorsun. Dolayısıyla bir kürenin içerisindeyiz. İşte görebildiğimiz sınır en uzak 13.4 milyar ışık yılı ötesindeki tüm cisimler demeyeyim de en uzak gördüğümüz galaksinin uzaklığı o. Dolayısıyla yarıçapı 13.5 milyar ışık yılı olan bir evrenin içerisindeyiz. Tamam. Şimdi şöyle bakabilir miyiz? Bu uzay dediğimiz kavramı bir hani siyah bir kumaş örtüsüne benzetsek, içindeki cisimleri de kendi kütle ağırlığına göre o kumaşın üzerine derinlemesine batan cisimler olarak görebilir miyiz? Hayır, ama bu çarşaf meselesini... Çarşaf meselesine geleceğim çünkü. Çarşaf meselesini Einstein'ın uzay zamanın bükülmesi konusunu açıklamak, evet, için yapıyorlar. Ama orada bir sürü bilimsel olmayan şeyler de var. Tamam mı? İşte yani birçok şimdi bilim merkezler var, birçok kentlerde gittiğiniz zaman bunun güzel şeyler de var, deney setleri de var. İşte bir topu atıyorsun, dönüyor, 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 ondan sonra içine düşüyor. Hı hı. İki boyutlu bir şeyden bahsediyorsun. Halbuki evrende her şey üç boyutlu. Hatta dört boyutlu. Dördüncü boyutu da zamandır. Zamandır. Üçüncü boyutu gösteremiyorsun o deneyde en azından. Anlatabiliyor muyum? Kütle çekimini dışında izafiyet teorisini anlatmak için, uzay zamanının nasıl büküldüğünü göstermek için, o çarşafın bükülmesi var ya, onu anlatmak için gösterilen bir deneydir. Yani orada güneş en ağır cisim olduğu, hı-hı, için güneş o çarşafın içinde, hı-hı, derinlik yaratıyor, oraya oturuyor. Hı-hı. Etrafında da şimdi güneş sistemi de böyle oluyor Einstein'ın kuramına göre. Şimdi güneş sistemine baktığımız zaman tamam, ortada güneş var, çevresinde dünya ve diğer gezegenler var. Ama biz dünyayı alalım, dünya güneşin etrafında dolanmaya devam ediyor. Çarşafın içine inmiyor. Öyle değil, hı, mi? Evet. Girmiyor. Şimdi oradaki sorun, bir kara delik olursa merkezde, yüzeyindeki çekim kuvveti çok büyük olursa, işte ona yaklaşan bir gök cismi tamam onun çevresinde dolanır dolanır düşer. Hı hı. Diyerek anlatırlar bunu. Ama ben bizim güneş sisteminde güneşi kaldırsam, güneş kütlesinde oraya bir kara delik koysam, tamam mı? Dünyamız yine onun etrafında dolanmaya devam eder. Şu olur, enerji gelmez, biz ölürüz. O başka mesele. Ama biz kara deliğin üzerinde düşerek ölmeyiz. Bir dakika hocam, burası ilginç oldu. Yani güneş yerine bir kara delik koysam... Aynı kütlede. Aynı kütlede. Hı hı. Dünyamız yine onun etrafında dönmeye devam eder diyorsunuz. Evet. Peki buradaki bu kütle çekim esası, Newton'dan sonra Einstein'ın getirdiği konu tam nedir? Farklılık ne oradaki? Çok küçük düzeltmeler getirdi. Hı-hı. Yani bu işin babası Newton'dur. Ben onu daha çok seviyorum. O yasayı kurmuş. Kaç 400 yıl önce yasayı kurmuş. Düşünebiliyor musunuz?
Einstein ona düzeltmeler getirdi. Hangi düzeltmeler çok mu önemliydi diye sorarsan eğer, evet. Eğer hızın çok yüksekse, ışık hızına yakın hızlarda gidiyorsan, efendim çok yoğun bir gök cisminin üzerinde yaşıyorsan gibi şeylerle küçük düzeltmeler getir. Bunlar zaten bizim yaşamımızda yok. Söylediğim şeyler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Biz hala Newton'un yasalarıyla her şeyi çözebiliyoruz. İşte güneş tutulması sırasında bir yıldızın ışığı büküldü. İşte Einstein'ın yasasına göre uzay zaman içerisinde bükülerek geldi diyerek onu Newton da hesap etmişti. Newton'un söylediği bir rakam var 0.6. Einstein 1.2 yay saniyesi dediler. Bunlar çok biraz anlaşılması güç şeyler, rakamlardır, tamam mı? Hala onun üzerinde tartışmalar devam eder. Acaba 0.6 mıydı, 1.2 miydi? Niye başta Einstein 0.6 dedi de sonradan 1.2 dedi diye bunun tartışması sürer hala. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman biz şu güzel dünyada yaşıyoruz, güzel bir evrendeyiz. Bakıyoruz gökyüzüne, yıldızları falan görüyoruz. Yaşadığımız yerin koşullarına bakıyoruz. Einstein'ın söylediği koşulların hiçbirini şu anda yaşamıyoruz. Ne bir uzay aracı yaptık şöyle ışık hızının onda biri hızında giden, şöyle güneş sisteminden çıkabilsek de, tamam mı? En yakın yıldıza bir gitsek gelsek imkanı yok. Işık hızının onda birine ulaşsak yani yine en yakın yıldıza gidemiyoruz. En yakın yıldız işte 4.3 ışık yılı uzaklıkta. Bunu kişiye vurduğunuz zaman, kilometreye karşılığını bulduğunuz zaman 40 trilyon kilometre. En yakın yıldız. Şu anda NASA'nın ulaştığı en büyük hız saniyede 17 kilometre. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometre. Yani %1'i ne oluyor? 300 bin kilometreden %1'i bile 3 bin kilometre yapıyor. Hala biz saniyede 17 kilometre hızla giden uzay araçları yapıyoruz. Dolayısıyla en hızlı uzay aracı attık Pluto'ya 10 yılda gitti. Daha Pluto'nun işte dışına giden Voyager 1, Voyager 2 uzay araçlarımız var. Tamam mı? Hala bilgi gönderiyorlar. Tamam güzel. Ama hala güneş sistemindeler. Bir anlamda. Peki hocam ikisinin arasında şöyle bir fark olabilir mi somut anlamda? İşte Newton ve Einstein kuramı ile ilgili. Hani Einstein izafiyetle kuramı ile beraber en azından zaman konusunda bir farklılık ortaya koymuş diyebilir miyiz? Yok. Diğer, yani zaman işte üç boyutlu zaman, üç boyutlu evrenden bahsediyorduk. Dördüncü boyutu ekleyerek, tamam mı? Zaman boyutunu ekleyerek dört boyutludur evren dedi. Dördüncü boyut nedir? Zaman diyoruz. Tamam mı? Yani zaten her şey zamana bağlı. Aslında ne yaparsanız yapın zaten zamanı saptamadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Mecbursunuz hangi gözlemi yapıyorsanız yapın o andaki anı kaydetmeniz lazım. Hı hı. Şimdi bana genellikle UFO gördük hocam işte dün sabah karşı falan derler. Tamam mı? Nerede gördün? Saat kaçta derim. Sorularıma hiçbir cevap alamam. İnsanlar normal zamanlarda, normal insanlar bizim gibi astronom olmayanlar, gökbilimci olmayanlar gökyüzüne bakar. Bir şey gördüğü zaman çok heyecanlanır ondan. Ne yönünü saptar. Tamam mı? Ne o anı saptar. Halbuki an olmazsa hiçbir işe yaramaz. Hiçbir gözlem beş para etmez. Çöpe atılır. An olmasa. An. Hı-hı. Yazacaksın. Şu anda gözledim diye. Onun için mesela gökbilimde çekilen her fotoğrafta otomatik olarak zaman yazılır. Hoş senin cep telefonunda çektiğinde de yazılır zaman dikkat edersen. Evet. Hocam şimdi tam ben orada bir yine de bir ayrım yapmaya çalışıyorum yani konuyu daha iyi anlamak için. En azından evrenin zaman kavramıyla dünyanın zaman kavramı arasındaki farklılığı mı ortaya koymuştur Einstein teorisiyle beraber? Böyle bir şey çıkmış mıdır ortaya? Yok evrenin yani evrenin zamanı derken neyi kastettiğini bilmiyorum ama hı hı. Evren 13.8 milyar yıl önce
büyük patlamayla oldu deniyor. Bu bir teoridir, büyük patlama. Tamam mı? Bir takım verilerden hareketle kozmolojide söylenen ifade bu. 13.8 milyar yıl önce zamandan bahsediyor bak. Hı hı. Evrenin oluşum zamanı bu. Şimdi ondan mı söz ediyorsun? Yoksa normal her zaman tuttuğumuz zamandan mı söz ediyorsun? Her zaman tuttuğumuz zamandan farklılığından bahsediyorum. Yok, farklı bir şey olmaz. Dediğim gibi işte mesela çok yüksek hızlı bir uzay aracın olursa orada da saatine bakarsan zamanın yavaşladığını görürsün. Einstein bunu söylüyor. Veya bir nötron yıldızı üzerinde yaşarsan, yüzeyindeki çekim kuvveti çok fazla olan bir gök cisminde yaşarsan, zamanın yine yavaşladığını görüyorsun. Einstein'ın söz ettiği zamanlar bunlar. Tamam, ben de bunu sormuştum. Peki hocam, demin de bahsettiğiniz gibi o evrenin oluşumuyla beraber zaman kavramı başlamıştır değil mi? Yani onu sen zaten başlatıyorsan onu herkes başlatıyor. Ondan öncesini zaten yani, bilmiyoruz. Ondan önce ne olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla işte bu kozmolojide hesabını, kitabını yapıyorlar. Çıkan değer 13.8 milyar yıl önce büyük patlama olduğu ifade ediliyor. Tamam mı? Ondan buraya geldiğimiz zaman biz de şu anda 13.4 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksileri, hı-hı, görebildiğimiz için ha diyoruz, doğruymuş diyoruz. Ama yarın biri çıkar da 14 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi gözlerse ne olacağını düşünemiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şeyi söyleyeyim de onun için. Buyurun. Ben bu evren bilim derler, kozmoloji. Hı-hı. Evren bilim bana böyle biraz senaryo gibi gelir. Astronomların çoğu beğenmez, yani sevmez diyeyim bir kısmı. Çünkü evren bilimciler hep astronomların verilerini kullanırlar ve güzel bir dünya yaratırlar kendilerine. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım, evet. Onun için böyle ben çok sıcak değilimdir o konuya. Pek de anlamam dediğim gibi. Bazen çocuklar çok sordukları için bu şekilde cevapları veriyorum Facebook sayfamda. Anlatıyorum işte. Yani bunlar dikkat çeken konular tabii. Hı, popüler dikkat, konular. Evet, popüler konular olduğu için. Onun dışında yani sıcak değilim konuya. Ve dediğim gibi ben bir kozmolog da değilim. Bir evren bilimci de değilim. Hı-hı. Astronomum ben, gök bilimciyim. Hı-hı. Anladım. Şimdi hocam, bu ışık hızı kuramını da ortaya koymuştur değil mi Einstein? Bu ışık hızıyla beraber, yani güneşten gelen ışınların dünyaya varma süresiyle beraber aslında bir başka bir ışık hızı zaman kavramını da ortaya koymuş mudur? Yok, ben tabii konular biraz derin olduğu için tam hı hı, net soramıyorum. Yok yani işte ışığın hızı fiziksel olarak, evet, kanıtlanmıştır. Deneyle saptanmıştır. İşte yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometredir diyoruz. Işık hızının, hı hı, başka bir şeyi yok. Ama bu tarafa gelirsen ışık yılı dersek belki ondan mı karıştırıyorsun bilmiyorum. Işık yılı demek daha iyi olur. Doğru. Ha. Zaman kavramı anlamında. Işık, evet, yılı. Işık yılı bir zaman birimi. Evet, zaman birimi. Dolayısıyla ışığın bir yılda aldığı yoldur. Hı hı. Işığın saniyedeki hızını bildiğimize göre, hı hı, bir yılda aldığı yolu çok rahat çıkartırız. Yani bir yılda kaç saniye var çıkartabilirsin onu. Değil, hı hı, mi? Ondan çarptığın zaman 300 bin kilometreyi ortaya çıkar. Bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Bir ışık yılının kilometre karşılığı 9,5 trilyon kilometredir. Hı hı. Bu bir birim olarak kullanıyoruz. İşte hep söylediğimiz şey, biraz evvel de konuştuğum her şeyde birim olarak bunu kullanıyorum. Uzaklık birimi olarak dikkat edersen. Evet. İşte evrenin yarıçapı bu kadar diyoruz. Tamam mı? En yakın yıldız şu kadar uzaklıkta diyoruz. Hiç santimetreden, metreden bahsetmiyoruz. Çünkü astronomide rakamlar çok büyük olduğu için, evet, onlara da çok ayrı birimler koymamız lazım. Onun dışında mesela bir de parsek birimimiz vardır. Onu da kullanırız. O da 3.2 ışık yılına denktir. Parsek birimi. Parsek. Hı hı. O da bir uzaklık parsek birimidir uzaklık astronomide. Birimi. Rakamlar çok büyük olduğu için rakamları küçültmek için yeni birimler icat etmek zorunda kalırsın. Sorun orada başlıyor. Hı.
İşte en yakın yıldız 40 trilyon kilometre. 40 trilyonu rakam olarak yazdığın zaman işte bir sürü sıfırlar var yanında, değil mi? Karıştırırsın onu. Onun için sen ona bir zaman, başka bir uzaklık birimi tanımlarsan rahat edersin. Mesela Güneş Dünya uzaklığı 150 milyon kilometredir. Ama gökbilimde buna bir gök birimi diyoruz. Bir gök birimi 150 milyon kilometredir. Bir gök birimi. Bir gök birimi. Bir birim. Gene uzaklık birimi, dikkat edersen. Bunlar bizim normal yaşamımızda kullanmadığımız birimler. Ne ışık yılını kullanırız insanlar olarak, değil mi? Hı hı. Ne de gök birimini kullanırız. Niye ihtiyaç hissediyoruz? O uzun rakamlardan kurtulmak için. Hı hı. Sorunumuz o. Evet, bu kavramlarla kısaltıyorsunuz gök birimi, evet, diyerek. Peki hocam, bu ikizler paradoksu konusuna nasıl bakarsınız? Bu ışık hızı zaman dilimiyle fiziksel kuralların birbirine işlemediği şeklinde yapılan bir deney. Yani daha açık sorarsam, şimdi biraz daha anlaşılır olsun. Yani ikizlerden biri. Hocamla ben aynı yaştayız. Zaten öyle gözüküyoruz hocam. aynı yaştayız, 20 yaşındayız ve ben uzaya gitmeye karar veriyorum. Bir yıl sürecek bir yolculuk yapacağım uzaya ve demin hocamın da bahsettiği bu ışık hızına ulaşabilen bir mekiğe bineceğim. Ben uzaya gidip bir sene sonra döndüğümde doğal olarak benim yaşım 21 oluyor, 20 yaşındayız farz edelim. Ama sizin de daha da yaşlı olduğunuzu görüyoruz, değil midir? Bu kuram bu mudur hocam? Yani? Kuram budur ama koşullarını koymuyorsun ortaya. Koşullarını koyacağız. Buyurun. Yoksa hocam, şimdi uzaya giden bir sürü astronot var. Tamam mı? Şu anda giden astronotlar genelde 6 ay kalıyor. Ama geçen de bir astronot ikizlerdi. İkizi uzaya gitti, bir sene kaldı. İkisini sürekli olarak kontrol altında uzay tıbbıyla ilgili bir takım çalışmalar yaptılar. O da bir sene kaldı uzayda. Ama geldiğinde öyle genç değildi. Ne olması lazım? Biraz önce söylediğim gibi. Bindiğin uzay aracı ışık hızına yakın hızlarda gitmesi lazım ki genç kalsın. O hızı yakalaması lazım. Evet. Bir şey okudum, ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama yani ciddi olarak yazılmıştı. 6 ay uzayda kalan bir astronotun yerdekilere göre 2 saniye daha genç kaldığı ortaya çıktı falan diye bir... 2 saniye. 2 saniye, 6 ayda. Çünkü bindiği uzay aracı, o kadar hızlı uzay aracı değil, bizim Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışıyorlar şimdi onlar. İşte 1,5 saatte bir dünyanın çevresinde dolanıyorlar. Yaklaşık zannedersem saniyede 30 kilometreye yakın bir hızı var bu uzay istasyonunun. Tamam, o kadar hızlı değil yani. Peki o hıza ulaşabilecek bir teknoloji olabilir mi? Yani en azından bir umut var mı bu konuda? Olabilir. Olabilir diyorsun. Çünkü yani teknoloji öyle bir şey ki 5 sene öncekiyle şimdiki arasında dünyalar kadar fark var. Evet, çok hızlı gelişiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Evet. Bilim dünyası çok çalışıyor. İnsanlar bilimi daha çok sevmeye başladılar. Dolayısıyla her şey hızlı değiştiği için neyin ne olacağını bilemezsin. Ama ışık hızını geçecek bir uzay aracı yaparlar mı diye sorarsan hayır derim. Ama şu anda kullanılan teknoloji roket teknolojisi. Roketle uzaya atıyorsun uzay aracını. Ondan sonra arkasında küçük bir roket motoruyla uzaya da gidiyor. Ay'a göndersin, Mars'a göndersin, dünyanın etrafında dolaştırırsın. Önemli değil. Ama dünyadan kurtulabilmesi için tamam roketle atıyorsun. Roket teknolojisi çok kötü bir teknoloji. Tüm dünyada insanlar bu teknolojiden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Ben daha başka nasıl giderim diye. Hem pahalı hem yavaş. Elon Musk mesela şu anda işte gönderdiği roketleri tekrar geri indirerek maliyeti düşürdü epey. Hı hı. Ama kullandığı yine roket teknolojisi. Yine roket teknolojisi. Tamam. Yine o kadar hızlı şey demiyorsun. İşte efendim çok büyük roketler kullanman lazım ki Ay'a
insan göndermek için, araç göndermek için. Onun için büyük roketler yapıyorlar, büyük masraflar. Onun için bir yöntem bulunması lazım. Bunun için işte uzay asansörü gibi kavramlar çok düşünüldü, çok konuşuldu. Ama olması imkansız onun da. Yani işte 36 bin kilometreye bir tane uzay aracı yerleştireceksin. Ondan halatı indireceksin, çelik şeyi, efendim onu asansörle atacağın uydulara çıkartıp oradan atacaksın falan gibi kavramlar vardı. Ama bunlar hepsi hala çok yavaş teknolojiler. Yavaş ilerliyor diyorsun. Bir gün daha büyük hızlara ulaşacak teknoloji için insanlar uğraşıyorlar. Peki hocam bir gün... Ama hiçbirinin kafasında şöyle hemen önümüzdeki 200-300 yılında, 200-300 yıl içinde en yakın yıldıza gidelim diye bir kavram yok. Bir de o var. Yani bir kavram yok. Yani olamazdı. Çünkü dediğim gibi işte 40 trilyon kilometre. Hangi hızla atacaksın ki onu, tamam mı? Oraya gidecek, o yıldızın çevresinde dolanacak. Bir de gezegeni var o yıldızın. O gezegene bakacak, ondan sonra dönüp geri gelecek. İmkansız gibi gözüküyor. Ama 200-300 yıl sonra yeni teknoloji, yeni şeylerle olmayacak bir şey de değil. Peki hocam bu hıza eğer ulaştığımızda, diyelim ulaştık, bununla beraber belki biraz popüler bir konu olacak ama insanların merak ettiği bir konu. Hani bu zamanda yolculuk denilen kavrama bir giriş yapılabilir mi? Yani böyle bir şey gerçekleşebilir mi? O işte hep zamanı biraz açmanın nedeni de oydu herhalde. Hep zamanla başlamanın nedeni de oydu. Şimdi bazı bilim insanları diyorlar ki zamanda yolculuk kavramı saçmadır diyorlar. Bazıları da neden olmasın diyorlar. Ortada anlaşılan bir şey yok ama bana göre de saçma geliyor. Saçma mı geliyor hocam size? Çok saçma tabii. Yani zamanda yolculuk, ben efendim geriye gideceğim, ileriye gideceğim gibi kavramlar var. Ben geriye gittiğimde benim gibi geriye gidenler benim anamı öldürürlerse ben ne olacağım? Hiç dünyaya gelmemiş olacağım. Olur mu böyle bir şey? Düşündün mü? Yani somut anlamda zamanın içine girmek tabii saçma gözüküyor. Yani biz bu uzay teknolojisi aracılığıyla geçmişe gidip işte geçmişteki bir olayı değiştirmek. Yani o olayın içine dahil olmak. Bu imkansız gibi gözüküyor. Ama o olayı görmek gibi bir kavram olabilir mi? Yani, biraz kuantumcular da giriyorlar bu işlere. Bu bilim evet. Kurgu filmleri insanlar çok heyecanlandırıyor. Ben onun için bilim kurgu filmlerini hiç sevmiyorum. Bana bilimsel gelmez çünkü. Ben yaşadığımız dünyadaki var olan şeylerle uğraşmayı daha çok seviyorum. Herhalde ondan geliyor. Şimdi bilim kurgu filmlerinde bunu gördüğünüz zaman niye olmasın diyorlar. Düşünün diyorum, yani böyle bir şey de var. Herkes zamanda yolculuk yapabilirse, görürse, görmek diyorsun sen ama olayın içine girmeyecek, sadece bakacak videolarda. Ya girecek diyen varsa onu da tartışalım. O biraz mantıksız geliyor ama. Filmlerde hep girecek vardır, dikkat edersen. Evet. Hep giderler, olayı değiştirirler değil mi? Bu Yıldızlar Arası diye bir film var, orada öyle bir şey vardı, giriyordu. Şeye. Orada kara delikten içeri dalıyordu. Kara delikten içeri giriyorlardı, evet. O da ayrı mesele. Evet, yani bilim kurgu filmleri güzeldir, insanlara bilimi sevdirir ama sanki bazı yerlerde insanları böyle senaryo yazmaya yöneltiyorlar gibi gelir bana. Yani o mesela Yıldızlar Arası filminde, tamam mı? Çok güzel bilimsel olayları verirken bilim dünyasının sevmediği bir takım şeyler de vardı. Unuttum şimdi ne olduğunu. Ama senaryo olarak şaheserdi. O izafiyet kuramından bahsediyorlardı, evet, bol bol orada. Evet, hatta evet. Astronotları konuşuyorlardı kendi aralarında. Doğru. Onunla ilgili. Kara delik etrafındayken kara deliğe gireyim mi girmeyeyim mi diye bir tartışma oluyordu aralarında. Sonra girdikten sonra başka bir zaman boyutuna geçtiğini iddia ediyorlardı. Tabii dediğiniz gibi bu şey... Ferit bak, evet. Şimdiye kadar Güneş'ten, yani Güneş sisteminden ve Güneş'e en yakın yıldızdan, Proxima Centauri'den bahsettim. Bizim Samanyolu'nun içerisinde bu yıldızlardan 400 milyar tane var. Samanyolu bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı.
Büyük bir galaksi, yıldızlar topluluğu. Tamam mı? Şimdi ben gökyüzünde gördüğüm tüm yıldızlar, çıplak gözle baktığım, hatta küçük teleskoplarla baktığım tüm yıldızlar Samanyolu'nun yıldızları. Bir uçtan bir uca büyüklüğü 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı. Ve evrende bu galaksilerden, bu galaksilerden 200 milyar tane var. Evren çok derin, evren çok güzel. Tamam mı? Şimdi onlara hani bakarak aklımda, fikrimde ben bir uzay aracı yapsam da en yakın yıldıza yahut da galaksinin içerisinde dolaşsam da gezegenleri himayem altına alsam yahut da ne diyorlar işgal etsem. Tamam mı? Bu tür kavramlar böyle biraz şu anda biraz uçuk, ileride olabilir. Yani gerçekten ışık hızına yakın bir uzay aracı yapabilir insanoğlu. İşte 1000 yıl sonra, 2000 yıl sonra diyelim, tamam mı? Ve bunun içine robotlar koyarlar. Çünkü insan koymanın hiçbir anlamı yok. Robotlar giderler, bunun şey büyüklüğü 100 bin ışık yılıysa Samanyolu'nun, tamam mı? 100 bin yıl içerisinde tüm Samanyolu'nu ele geçirebilirler. Bak hep insan beyniyle düşünüyoruz. Ele geçirmek. Efendim, işgal etmek. İşgal etmek. Sahiplenmek. Halbuki bunlar çok şey geliyor bana, banal geliyor. Yani evrenimizi sevelim, insanlarımızı sevelim, başka dünyalarda insanlar varsa onları da sevelim. Siz hocam biraz anı yaşayalım ben. Anı yaşayalım, evet. Anda kalalım istiyorsunuz. Yani bırakın biz, geçmiş, geleceği, anı yaşamıyoruz aslında. Özellikle bizim insanımız mutlu olmayı bilmiyor. Ben diyorum ki ya şu, bakın gidin bir köyünüze gidin, yani şu İstanbul'da bir tane doğru düz yıldız gözükmüyor. Köyünüze gidin, köyünüzde gökyüzüne bir bakın. Ne kadar güzel bir evrende yaşıyorsunuz. Bir mutlu olun bir kere. Onun yerine hocam acaba ışınlanma teknolojisi gelecek mi? Hocam reyting buralarda ya. Evet. Reyting buralarda işte. Yani reyting oradaysa ben de diyorum ki ışınlanma teknolojisi ya çok kötü, riskli diyorum. Hücrelerden biri yerini bulamazsa tekrar bütünleştiremezsin diyorum. Onun yerine şimdi insanoğlu çok güzel aynısını kopya edebiliyor. Çinliler boyuna koyun kopya diyorlar. Ne diyorlar ona? Koyun... Unuttum ismi. Neyse. Kopya. Yani beni diyor ışınlamak istiyorsan benim kopyamı çıkart, kopyamı ışınla aşağıya, beni niye ışınlıyorsun, yazık değil mi bana diyor. Hı hı. Ama gençlerin sevdiği konular, işte ışınlama var mı, zamanda ileriye geri gidebilir miyiz, oh gidebilsek. Ben de gençken öyle bir düşüncem vardı, görünmez olmak. Bir görünmez olsam, görünmez olma teknolojisi nasıl bulurum falan diye çok kafa yormuşumdur. Çünkü ben seni görüyorsam senden yansıyan ışıklar benim gözüme geldiği için görüyorum. O zaman sana bir elbise giydirsem, öyle bir elbise giysen ki gelen ışıklar orada soğurulsa, hiç yansımasa ben seni görmeyeceğim. Tanımlayamayacağım böyle. Tabii. İngilizler geçen de yaptı. Bir saniyeliğine görünmez yaptılar bir şeyi. Ama insanoğlu böyle ilginç şeyler üzerine de bilimsel çalışmalar yapıyor tabii ki. Geçenlerde Kanadalı bir askeri firma ben görünmez yapıyorum diye çıktı. YouTube'da videoları vardır, görebilirsiniz. Tankların üzerine bir şey seriyor ve tanklar görünmez oluyor. Bizim bildiğimiz Mika'dan büyük şeyler yapmış. Tabii ışınlar vurulduğu zaman Mika'nın altını göremiyor, dağılıyor ışık. Işığı büktüm diyor ama ışığı büktüm dediği zaten Mika'ya giren ışık bükülerek çıkar, tamam. Dolayısıyla altındakini göstermiyordu. Hı hı. Olay bu kadar basit. Ama önemli olan insanların bunu düşünüp bir şeyler üretmesi. Üretmek önemli. Ama bizim gençlik hala... Işın biraz eğlencesine kaçıyoruz. Evet, evet, ışınlayalım. Nasıl ışınlayalım? Şöyle mi? Ama bak filmlerde olanlar şimdi gerçek oluyor diye bir de söylerler. Jules Verne yazdığı da Ay'a, evet. Ay'a Seyahat diye kitap. Bak Ay'a gidildi. Şimdi de yazılıyor, ışınlanma yapılıyor diye. Niye?
Sen de bir şeyleri merak et, sen de bir şeyler düşün, sen de bir şeyler üret. Evet, girişimci evet. olmamız lazım yani. Ama böyle çıkmaz bir sokağa girip de tamam mı? Ömrünü orada tüketirsen senden bu ülke yararlanmaz ki. Demin dediniz DNA klonlama olması lazım bu arada. Klonlama. Çinlerin yaptığı klonlama evet. yapıyorlar. Şimdi hocam evet bunun tabii psikolojik altyapısı da olabilir insanlarda. Garip bir konu. Şimdi konumuzda değil gerçi ama öyle bir yönlendirdiniz beni şu anda. Evet ya, popüler konular tabii reyting yapıyor. Yani inanın gerçekten etrafınızda belki olmuştur. Hani benim işte başka bir varlıkla konuşuyorum, iletişim kuruyorum. İşte bunu işte uzay bilimine bağlayan, işte ne bileyim kuantum konusuna bağlayan birçok insan var ve telepati kurduklarını, konuştuklarını söylüyorlar. Ve bunun da bir tık ötesinde de artık ben işte dediğiniz gibi belki de psikolojik olarak atıyorum ölmüşlerimi göreceğim, geçmişe döneceğim. Öyle bir teknoloji olacak ki onları göreceğim şeklinde bir umut da bağlıyor olabilir insanoğlu. Ama tabii siz ne olursa olsun da bu olayın da olmayacağını da söylemiyorsunuz değil mi? Bir umut da olsa bir teknolojik yapıyla beraber. 2000-3000 yıl sonra. Çok sonralarda teknoloji ağır da olsa evet. ilerleyecek ve bir şekilde bu da teknoloji olabilir. Teknoloji bak çok hızlı değişiyor ama bu işlerin olabilmesi için minimum 1000-2000 yıl gerekiyor. 1000-2000 yıl gerekiyor az diye yani. Evet 1000-2000 yıl gerekiyor diyorsunuz. Evet yayımızda da yoğun bir ilgi var. Çok soru geliyor şu anda YouTube hesabımızdan. Güneş sisteminden çıkmak mümkün mü? Hocam onları cevapladım. Kara madde diye bir şey var mı? Böyle sorular geliyor size. Kara delikten sonra kara madde ve kara enerji diye kavramlar var. Evet. Onu mu sormak istiyorsun? Evet, onu sormak istemiş galiba. Evet. Şimdi bizim Samanyolu içerisindeki yıldızların hareketine bakarak çok güzel bir şey elde etmemiz gerekirken, güzel bir doğru elde etmemiz gerekirken tam tersini elde ettik. Bu Kepler yasasına aykırıydı. Newton'un Kepler'in koyduğu şeylere aykırıydı. Bunu ne yapar dediler bilim dünyası. Ancak Samanyolu'nun dışına bir madde koyarsak bu eğriyi elde edebiliriz dediler. Fakat öyle bir madde gözükmüyor ama var. Çünkü Kepler'in yasası her yerde geçerli. Neden Samanyolu'nun yıldızlarının hareketinde, hızlarında böyle bir şey geçersiz olsun? Kabul edilemez bu dediler. Dolayısıyla kara madde kavramı öyle çıktı. Kara madde kavramı çıktığından beri bütün astrofiziklerin çoğu bunu bulmak için yarışıyorlar. Hı hı. Bunu bulmak için yeni uzay teleskopları dizayn ediliyor, düşünebiliyor musun? Çünkü hiçbir şeyle etkileşmiyor bu madde. Onun için kara diyoruz. Yani rengi siyah olduğu için değil. Astronomide gözükmeyen, görülmeyen, bilinmeyen şeylere kara diyoruz. Kara delik de öyle. Rengi kara değil kara deliğin. Görünmüyor, bilinmiyor. Görünmediği bilinmediği için. Dolayısıyla kara madde de öyle. Kara madde bu şekilde ortaya çıktı ve insanoğlu çok çeşitli yöntemlerle bilim dünyası bunun için çabalıyor. Bir şekilde yakalayabilir miyiz diye. Herhangi bir yöntemle. Dediğim gibi bunun için yeni uzay teleskopları dizayn ediliyor, atılıyor. Daha sonra bir de kara enerji çıktı. Kara enerji. Kara enerji. Dark enerji. Onda da şu, evren genişliyor belli bir hızda ama son zamanlarda ivmelenerek genişlediğini buldu bilim dünyası. İvmelenerek yani daha da hızlanarak, yani normal bir hızda değil, birdenbire hızlanarak genişlediğini buldu. Bunu ne yapar? Bir enerji yapması lazım. Bir yerde bir enerji var ki kütlesel bir enerji evrenin içinde bir enerji var ki bu ivmelenmeyi o yapmış olması lazım. Onu da hesap ettiler, hesabını koyuyorlar. Kara enerjiyle kara maddenin toplamı evrendeki maddenin %96'sı.
Bizim gördüğümüz galaksiler, yıldızlar, şunlar bunlar da evrenin sadece ve sadece %4'ü. %4'ü. Kozmologlar böyle söylüyor. Ama ne kara enerjiyi ne de kara maddeyi bugüne kadar bulamadık. Bulamadık. Ama o konuda da yeni müthiş çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor ama hatta bir Türk kızının da epey çalışması var bu konuda. Esra Bülbül Amerika'da. O da NASA'nın bir NASA'da bilimde. Esra orada mıydı? Geçen bir haber okumuştum sanki onunla ilgili. Olabilir. Hatırlıyorum. O da bu hatta bir takım parçacıklar buldu. Amerikalılar ona bülbülon dediler. Bülbülden dolayı falan öyle. Evet. Evet, bakıyorum sorularımıza. Çok da soru geliyor. Peki hocam, şimdi şu konu da önemli. Biraz tabii uzayla ilgili zamanımızda kısıtlı. Hızlı birçok soruyu soruyoruz. İnsanoğlunun bir dahaki evrede uzayda yaşam ihtimalini hocam nasıl görüyorsunuz? Yani dünyanın kaynaklarının artık yavaş yavaş bittiği ve insanoğlunun yeni bir yer aradığı kendisine. Bunun olma ihtimali nedir size göre? Rahat olabilir. Yani şu anda uzayda sürekli insanlar var. Yani uzay istasyonunda şu anda 6 tane astronot var. Hatta geçen de bir farklı bir şey yaptılar. 9 astronot birden aynı uzay istasyonundaydı. Uzayda yaşayan insanlar var. Ama sürekli olarak uzayda yaşayıp dünya mahvolduktan sonra sürekli uzayda yaşama kavramı olabilir. Niye olmasın? Çünkü o teknolojimiz var. Ama dünyaya bir şey olduktan sonra uzayda yaşamışın ne işe yarar? Bir de öyle düşün. Şimdi felsefesine bak. Hocam harika oldu. Yani bir harika uzay aracının olmuş içerisinde tamam ne yapacaksın ya? Hatta işte onun için geçenlerde çıktı. Amerika'da tüm zenginler işte bu işi peşinde koşuyorlar. Kendileri uzayda yaşayacaklar dünyaya bir şey olursa falan diye. Zenginlerin öyle şeyi yok. Zenginler uzayda madencilik yapmaya çalışıyorlar. Maden alıp getirip satmayı düşünüyorlar. Bütün o Facebook'un sahibi, efendim Amazon'un sahibi, Google'un sahibi bir araya geldi. 6-7 zengin müthiş bir Elon Musk da var işlerinde. Bir şirket kurdular. Uzay madenciliği yapmaya çalışıyorlar. Kendi uzay şirketleri var çünkü. Paraları var, tamam mı? Bilim dünyası, bilim insanlarını çalıştırıyorlar. Ve bütün düşünce bir uzay aracı gidip de bir asteroidi, bir göktaşını yakalayıp getirebilir mi diye. Bu asteroidlerin kimyasal yapısını çıkartıyoruz ortaya. Bakınca ne olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Bugün artık bu asteroid 90 milyar dolar eder. Bu asteroid 30 milyar dolar eder diyebiliyoruz. Yani içinde barındırdığı metalleri, elementlerin ne kadar para edeceğini biliyoruz. Para ettiğini bile hesaplayabiliyorsunuz. Hesaplıyoruz tabii. Şimdi bütün sorun o teknolojiyi elde etmek. Yani ben uzay aracını göndereceğim. Uzay aracı bir şekilde ağımı atacak üstüne. Yani bunlar 2-3-4 kilometre çaplı şeyler olabilir. Tamam mı? Asteroidler olabilir. Onu alacağım, sürükleyeceğim, getireceğim. Ayın yörüngesine sokacağım. Orada parçalayacağım. Parça parça da dünyaya indirip satacağım. Zenginler bunun peşinde. Uzay madenciliği. Yani çok da geleceğin çok ilginç bir bilim şeyi dalı diyebilirim. Uzay madenciliği. Uzay madenciliği tabii. Bunun üzerine çalışmalar var. Bunun üzerine kitaplar çıkıyor. Bunun üzerine neler yapılıyor? Ve bunu yapacak olan işte gene belki parası, belki şirketi olan şeylerdir diye bitirelim onu da. Çok dolayısıyla hep böyle şeye baktığınız zaman işte zenginler bir araya geldiler de uzay aracı yapacaklar da dünya mahvolduğunda uzayda yaşayacaklar falan diye gazetelerde haberler çıktı. İnanmasınlar böyle şeylere. Tamam yaparlar. Hatta o uzay aracını çok hızlı döndürdüğünüz zaman işte yapay bir anlamda çekim alanda yaratıyorsun. Tamam ayakların yere basıyor güya o zaman. Tamam, kasların zayıflamayacak. Çünkü uzay tıbbı da çok önemli. 3-4 saat antrenman yapmak zorunda astronotlar yukarıda. Yoksa kasları zayıflıyor, kemikleri eriyor. Tamam mı? Uzay tıbbının üzerine çalışan bir bilim dünyası var.
Onlar da yaparlar, onlar da becerirler. İşte çekim alanı yaratmazsam antrenman yaparlar falan. Ama ben orada neyi yaşayayım ya? Güzel bir dünyamı ben mahvediyorum şu anda zaten dünyamı. Bütün ülkelerde bütün sorun bu. Bir de hocam şurası da önemli değil mi? Bu soru çok popüler bir sorudur, hep sorulur. İşte bu da reyting olan sorulardan bir tanesi tabii bu dünya. Ama dünyanın sonu gelecekse biz Mars'a gideceğiz gibi bir soru. Ya dünyanın sonu gelecek de nasıl gelecek diye hiç kimse düşünmüyor. Yani dünyanın sonu gelirse ya evrenin sonu anlamına gelirse bu. Ya da bizim içinde bulunduğumuz galaksinin güneş sisteminin bir sonuysa. O zaman gidecek yer nasıl bulacağız biz? Yok gidecek yer. Yine bu dünyanın üzerinde öleceksin, öleceksen eğer. Ama bu dünyanın sonu var. Ne kadar zaman? 4,5 milyar yıl sonra. Biz her gök cisminin yaşını hesaplayabiliriz. Evet. Mesela Güneş sisteminin yaşı şu anda 4,5 milyar yıldır. 4,5 milyar yıl önce Güneş ve gezegenler beraber oluştu. Ve Güneş kütlesindeki bir yıldızın yaşamı 9 milyar yıldır. 4,5 milyar yıl yaşında olduğuna göre tam orta yaşlarda şimdi 30'unda, 35'inde. Cahit neydi o söylediği gibi yaş 35 yolun yarısı şey gibi. Bizim güneşimiz de tam yolun yarısında. Tamam mı? 4,5 milyar yıl sonra güneşimiz ölecek. Her yıldız insanoğlu gibi doğar, yaşar ve ölür. Bizim yıldızımız, güneşimiz de 4,5 milyar yıl sonra ölecek. Ölürken önce çapı büyüyecek, dünya içinde kalacak. Ondan sonra o dış katmanlarını uzaya atacak, ortada bir tane beyaz cüce kalacak. Ve güneş öldü diyeceğiz. O beyaz cüceye ölü yıldız diyoruz bir anlamda, tamam mı? Hı hı. Dünya erimiş, yok olmuş, gitmiş olacak. Ama 4,5 milyar yıl sonra, bak... Böyle bir zaman da verebiliyor şu an, bilim insanları verebiliyorsunuz. Tabii. Artı eksi %10 hatasıyla. 4,5 milyar yıl. Ben şurada geliyorum dünyaya, işte 80 yıl yaşıyorum. Ama bunu, bir yandan da 4,5 milyar yıl sonrasını anlatıyorum. Saçmalığa görüyor musun? Ya gelmişim ancak 80 sene yaşayacağım şu dünyada değil mi? Ben nasıl evvela keyif almam lazım yaşarken? Bırakayım 4,5 milyar yıl sonra ne olacaksa olsun. Belki daha önce insanoğlu kendi eliyle yok edecek dünyayı. O beni ilgilendirmiyor. Ben bilimsel sonucu söylüyorum. Ve şu anda müthiş bir iklim değişikliği var. İklim bilmediğim kavram ama yaşıyoruz, hepimiz içinde yaşıyoruz. İklim değişikliği dediğimiz şey de bu ömrü etkileyen bir kavram. Ömrü etkileyen değil ama dünyanın ömrünü etkileyen. Dünyanın ömrünü etkileyen bir kavram. Dünyanın ömrünü etkileyen. Koca bir Kasım ayı geçti. Güneş her taraf. Her taraf sıcacık. Yok böyle bir şey. Ama burada öyle. Ama Amerika'nın kuzeyinde müthiş bir kış sürüyor şimdi. Yani bir takım şeyler böyle yer değiştiriyor, şu oluyor, bu oluyor gibi kavramlar var. Ama onun için bunların hepsini bir kenara koyalım. Ya ne zaman kıyamet kopacak diye düşünmeyelim. Yanlış kavram diyorum ben. Eğer sen sürekli suç işliyorsan, tamam mı? Ahlaksızlık yapıyorsan kıyameti düşünürsün. Yoksa niye durup dururken kıyameti düşüneceksin? Dünyanın yok olması 4,5 milyar yıl sonra bitti. Ya şöyle anlıyorum, siz biraz ancısınız. Yani bu anı yaşayın, anın koşullarına göre kararlar verin, anı güzelleştirin. Ama gelecekle, geçmişle de çok da hani en azından böyle tırnak içinde söylüyorum, hani hurafe mantığıyla da bakmayın. Diyorsunuz. Tabii insanlar da, şimdi siz böyle deyince sorular da geliyor. Peki o kadar milyar yıl sonra insanlığa ne olacak? Demek bu insanlığın sonu mu? Gibi sorular da geliyor. Doğanın kanunu da var demek. Hocam böyle sorular mı? Merak ediyor insanlar yani. Şimdi çok ilginç bilim dalları var. Geleceği tahmin eden insanlar var. Futurist deniyor onları zannedersem, tamam mı? Tahmin. Gelecekte ne olacağını. Yani bilimsel verileri kullanarak gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. En fazla 200 yıl sonra şunlar olabilir diyebiliyorlar mesela onlar. 200 yıl sonrasının bazı şeylerini ifade edebiliyorlar. Biz 4,5 milyar yıldan söz ediyoruz. Hocam bir sorabilir miyim? O hangi bilimle yapıyorlar bunu? Mesela astroloji gibi bir şeyler girer mi? Yok. Başka bir şey. Doğrudan doğru bilimsel verileri kullanarak 200 yıl sonra, 100 yıl sonra
şu ne olacak diye sorduğu zaman onun hesabını yapabiliyorlar. Futurizm deniyor zannedersin. Future, gelecektir ya. Evet. Futurizm falan diye bir şey de var. Araştırırsan bulursun onu. Merak ettim. Bunu bir araştırayım. Türkiye'de de bir iki kişi var zannedersin bu konuda çalışan. Evet. Ha yani bilimsel bir şey. O astrologlar atıyorlar. Onlara bakma. Atıyorlar mı hocam onlar? Tabii. Tamamen atma. Yoksa sen burcuna mı inanıyorsun? Yok, inanmıyorum açıkçası. Hatta inananlarla da tartışırım genelde bu konuyu. Evet. Ama tabii benim bilimsel altyapıda bilgim yok bu konuda. Ama bunun işte şey gök cisimleriyle beraber bir enerjisel yapı olduğunu, doğduğumuz günün ayın işte saatin zamanla beraber hocam gülüyor. Hocam milyonlarca insan bu konuya inanıyorlar şeye. İnanç çok ilginç bir kavramdır. Ve inanan bu insanları, tamam mı, istediğin kadar eğit, bilimsel gerçekleri söyle, aklından çıkartamıyorsun. Şeye benzer, ben inanç deyince mesela sen çok hızlı bir galt sayılısın mesela. Seni hiç kimse Fenerbahçeli yapamaz. İnanmışsın Galatasaray'ın şampiyon olacağına. Galatasaray'ın en büyük takım olduğuna inanmışsın. İnanıyorsun ona. Bu işte burcuna inananlar da öyledir. Tamam mı? Okuyor. Beni diyor ne kadar güzel diyor. Anlamış diyor burcum diyor. Tam burcumun özelliklerini taşıyorum diyor. Ama hiç düşünmüyor. Tüm burçların özelliklerine baksa, o burçlarda doğan insanların genel özelliklerine baksa, hepsi mi uyuyor aslında? Bir kağıda yazsa, tamam mı? Hepsi soyut kavramlar ve her insana uyan kavramdır. İşte yay burcunda olanlar duygusal olurmuş. Koç burcunda olanlar inatçı olurmuş. Her insan inatçıdır. Her insan duygusaldır. Her insan sevgi doludur. Bu kavramlar soyut kavramlar, dikkat edersin. Hatta bunun ne kadar soyut olduğunu anlatmak için ben şeyi de bir örnek veririm. Ben çok cimri bir adam olsam, burcum bana dese ki elin çok açık dese, 10 sene bir fakire verdiğim 5 kuruş aklıma gelir. Hakikaten elim açık derim. Kavram soyut çünkü. Hmm, psikolojik olarak oraya beyin gider. Zaten sana, ben verdim iyi niyetli bir adamım. Bak orada o yazıyor. Ha, şimdi sana ne derse burcun, sen diyorsun ya şaheser nasıl da bildi benim burcumu diyorsun. Tamam mı? Ama her insana uyan kavramlar. Sadece sana değil. Hı-hı. Ama ben daha duygusalım. Hayır. Kimin daha duygusal olduğunu kimse ölçemez. O kadar basit. Ama şöyle kavramlar da var orada. Ne bileyim işte şimdi hatta diyorlar Merkür. Merkür geri gidiyor. Retrosu. Retrosu. bunlar ne anlama geliyor hocam? Şey yani siz hani ya, astrologu... hiç mi bilimsel bir tarafı yoktur bunların? Var. Yani 2000 yıl önce vardı. 2000 yıl önce. 2000 yıl önce ne vardı? Dünya merkezde evren vardı. Tamam mı? Evrenin merkezinde dünya vardı. Her şey dünyanın etrafında dolanıyordu. Hı hı. Dolayısıyla kimdir o? Aristo mudu? Maristo mudu? 12 tane burç tanımlamıştır. Tamam mı? Güneş hangi burçtaysa sen doğduysan o burcun şeyi oluyor. Hiç kimse düşünmüyor. Doğrudan doğruya çok tanrılı bir kavram var orada dikkat edersen. 12 tane tanrı var. Güya sen doğduğun anda güneş hangi burçtaysa o burcun tanrısı geliyor senin karakterini tayin ediyor. Saçmalığa bak. Burçlar dediğin şeyler ne? Takım yıldızlar gökyüzünde. 8-10 tane parlak yıldız çizgilerle şey diyorsun. İşte aslana benzetiyorsun, oğlağa benzetiyorsun falan. Takım mı? Hiç ilişkisi yok. Aynı Galatasaray'a benziyor. Yani 11 tane futbolcu çıkıyor, herkes kendini oynuyor ya. Kimi 100 ışık yılı, kimi 150 ışık yılı, kimi 200 ışık yılı uzaklıkla birbirleriyle ilişkisi yok. Ama sen evrene baktığın zaman onların gök küresi üzerindeki iz düşümlerini görüyorsun. Ve onun için onlara takım diyorsun. Takım falan değil aslında. Hı hı. Ama bir genç kıza bunları anlattığın zaman hiçbir zaman ikna edemezsin. Kadınlar daha çok inanıyorlar bu burçlara. Bir kere doğdukları andan itibaren böyle bir şekilde büyüyorlar. Çok yanlış bir kavram, bilimsel olmayan, tam bir anlamda sahtekarlık diyorum ben ona. Sahtekarlığa da giriyor biraz diyorsun. Giriyor. Hmm. Ama yapanlar da hep şey,
Severek yapıyorlar bu işi. Bayılıyorlar. Çünkü yapanların çoğu da kadın. Çok nadir bir iki tane erkek var Türkiye'de. Genelde kadındır, evet. Genelde kadın. %98'i kadın, tamam mı? Konuşmasını seven, ikna etmesini tabii, bilen. Canlı yayınlarda da konuşuyorlar böyle. Evet. Çenesi gayet iyi çalışan. Onlar bile şey severek yapıyorlar. Onlar inanmışlar zaten. Anlatabiliyor muyum? Onlar sahtekar değil. İnanmış adam, onu devam ediyor. Sen de bir başka inanmış olarak gidip ona parayı veriyorsun ister istemez. Evet. Hocam şimdi toparlayacağız da yavaş yavaş. Çok da soru geliyor. Bir saati doldurduk, zaman nasıl geçti anlamadım. Bir zaman kavramıyla ilgili şöyle bir soru vardı. Şimdi biz uzayı falan konuştuk ama hani dünya anlamında zamanın geçmesi ve his hakkında hocam nasıl yorum yapar? Ne tabiri? His, ya yani hissetmek. Ben şimdi özetleyeyim soruyu. Yani şöyle demek istiyor değerli izleyicimiz. Tahmini ettiğim kadarıyla. Yani mesela atıyorum çok güzel bir şey yaptığımızda bize göre zamanın daha hızlı aktığını hissedebiliyoruz. Ama bize daha acı veren bir şey yaptığımızda da sanki zaman geçmek bilmiyor. Ya da istemediğimiz, sevmediğimiz bir şey de geçmek bilmiyor. Buradaki zamanın akması ve insanın hissi konusunda nedir hocam? Yani biraz psikolojiye giriyor. Psikolojiye giriyor. Söylediği şey doğru. Hı-hı. Gerçekten mutlu olduğumuz zaman nasıl zamanın aktığını bilemeyiz. Sevgilinle beraber olduğun zaman mesela zaman hızla akar biter. Allah kahretsin dersin, biraz daha beraber olsam dersin. Ama bir hastalandığın zaman da tamam mı, sürekli olarak acı içerisinde bir türlü geçmez o zaman. Bunlar doğrudan doğruya yani astronomi konuları değil. Hı-hı. Yani zaman bizde akar gider ama hep standart akar yani. Ne olursa olsun. Ha, hiç değişmez. Hissimiz ne olursa olsun dünya anlamında zaman sabit gider. Sabit gider. Sabit gider diyorsunuz. Hı-hı. Zaten uzay konusuna girdik. Orayı da açmayayım. Orası bambaşka. Yani psikolojik evet. Bir olaydır bu. İnsanın bakış açısı, düşünce açısı, yaşam hakkındaki şeyleri oraya getirir. Bizim konumuz değil. Hocam Halil Bey sormuş. Sicim teorisi hakkında konuşmak ister misiniz? Sicim teorisi. Çok sormuş da biraz bilgi almak isteyenler var. Valla bir takım teoriler var. Mesela wormhole diyorlar. Neydi wormhole? Neyse. Efendim sicim teorisi, şu teorisi, bu teorisi, evrenin çok boyutlu evren teorisi, 30-40'lu boyutlu falan. Hı hı. Bunların hepsi teori, kağıt üzerinde yazılı şeylerdir. Ama ufacık bir kanıtı dahi yoktur. Denklemleri vardır, denklemleri eşitlenir, böyle bir teori ortaya atılır. Ama bunu ispat etmek imkansızdır. Dolayısıyla şu anda bu teoriler var ama hepsi kağıt üzerinde. Adı başında teori. Kuruyorsun denklemi, şöyle bir uzay olsa, şu kadar boyutlu bir uzay olsa, acaba 13 boyutlu mu, acaba 15 boyutlu mu uzay, yok paralel evrenler var mı falan diye koyuyorsun, bir şeyler üretiyorsun. Hatta bilimsel makale yayınlanan çok ciddi insanlar da var bu konuda ama teori. Bir adım daha ileri gidemiyoruz. Yine geldik aynı yere aslında. Siz biraz bunları böyle işte öyle oldu, böyle oldu, boyutlar girdi çıktı, bunlara takılmayın diyorsunuz. Evet, yaşayın, yaşayın diyor. Yaşayın diyor, diyorsunuz. ya tabii teori, bugün de birçok teoriye girdik. Yayının başında da bu ikizler paradoksundan bahsettik. Bu Schrödinger kedisi deneyi biraz o kuantum konusuna da giriyor. Ama bu da mı size göre öyle bir mesela bir kedinin aynı anda hem ölmesi hem de yaşaması deneyi? Ben öyle anladım en azından. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bilmiyorum. Ben hiç kuantumu bilmem de. Bu da mı aynı mantığa giriyor sizin gözünüzde? Hani ya böyle bir uçtu kaçtıya mı giriyor bu işler? Uçtu kaçtıya girmiyor ama herkes böyle bir kitap okur. Orada da sadece kedi deneyi aklında kalır ve kendisini kuantumcu olarak ileri sürer. Nedir bildiğin dediği zaman da bunu anlatırlar genelde. Ben de bilmiyorum ama bir gazetede köşe yazar da kuantumcudur, hemen bunu yazar. Burada önemli olan belirsizlik ilkesi, dikkat edersin. Yani o kedi... Çok önemli yani, bak belirsizlik ilkesi var hocam, doğru. Ölü mü, canlı mı? Belirsizlik ilkesi var orada. Yani o belirsizliği araştırıyorsun. Kuantum teorisinin kökeninde o var zaten. Anlatabildim mi? Ama biz kediyle uğraşıyoruz. Peki hocam, belirsizlikle bilim bir yere varabilir mi? Uğraşıyorsun işte. Uğraştırıyor seni. Uğraşıyorsun. Yani varabilmek için uğraşıyorsun. Ben kuantum mekaniği, kuantumla ilgili pek bilgim yok. Ben eski çağın adamıyım da. Evet.
yayının başında sorduğum bu hani Newton'un çekim yasası, siz ben Newtoncuyum dediniz. O kuramı iyi analiz ettim dediniz. Buna rağmen bizim videomuzun da başlığı izafiyet teorisiydi. Bir yandan da onu kullanmıştık. Hocam da yayının başında zaten izafiyet teorisini hemen, tabii öyle bir şey yapmadı ama dedi ki ben Newton'da olduğu gibi biraz daha kanıtsal giderim. Bilimsel bakıyorum oraya diyorsunuz. Öyle anlıyorum. Evet. Yani şu anda var olan bilimi öğrenmeyip, tamam mı, bir üst sonraki bilimin peşinde koşmanın bir anlamı yoktur. Evvela altyapıyı oluşturacaksın. Yani sen çekim yasasını bilmeden onun üzerine gidip de izafiyet teorisini kurarsan anlamı olmaz bunun. Altyapın sağlam olacak. Altyapını oluşturacaksın, onun üzerine istediğin şeyi kurabilirsin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz böyle hızlı oldu ama uzay deyince birçok kavram var. Belki müsait olduğunuz bir zaman daha detaylı bir sorgulama yaparız sizinle. Bugün biraz daha böyle şey geniş baktık. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet efendim, bu akşam da yayınımızın sonuna geldik. Gökbilimci Profesör Doktor Sayın Ethem Derman konuğumuz oldu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek yayınımızı sonlandırıyoruz.